Cümleten selamun aleyküm. Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürlerimi sunuyorum. 23.121 aboneye ulaştık. Bakalım bu video bitimine kaça çıkacağız ya da kaça düşeceğiz. İnşallah çıkarız. Teşekkürlerimi sunuyorum sevgili arkadaşlar. Normalde intronun girmesi lazımdı ama girmesin bu seferlik. Çünkü konuşacağım özel önemli şeyler var. Ee, MHK'nın yeni başkanı açıklanmış Sabri Çelik yani MHK'nın yeni başkanının Sabri Çelik olmasını zaten bekliyorduk ee, ama benim bir teessüflerim var yani Sabri Çelik yeni MHK başkanı olmuş ama ekipte niye Fatih Terim, Vahap Beyaz, Ahmet Çakar yok yazıklar olsun ya, bu isimlerin dışı bırakılması hiç hoş olmadı. Aynı zamanda Sabri Çelik en son geldiğinde Fatih Terim 8'de kapanır 18'de demişti. Ve müjdeyi verip taraftarına o sezon özellikle Rize'de halen tarihte kapkara bileki olan o maçta şampiyon olmuşlardı. Son olarak Ali Koç, İsmail Kartal'ın bu düzenle başa çıkacağını zannediyorsa yanılıyor. Lövde pısırık kalır. Bence Jorge Jesus biçilmiş kaftan en azından senin diyemeyeceklerini çıkar çatır çatır söyler. Dünyada da yankı uyandırır onun sözleri. Türkiye'de biliyorsun futbolun şeyi kalmadı, itibarı falan kalmadı. Adaleti, itibarı hiçbir şey kalmadı. En azından sen de oyunu kuralına göre oynarsın. Tabii oynamak istersen. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun istifasının ardından pazartesi günü toplanıyor TFF yönetim kurulu. Yani dün itibariyle toplanıyor ve yeni MHK başkanı ve ekibini duyuruyor. Sabri Çelik 3. kez MHK'nın başına geçerken üyeler de duyuruldu. Yani internete yazın bakalım arkadaşlar Sabri Çelik diğer geldikleri diğer geldiği zaman federasyondayken falan kaç şampiyonluklar var bakın. TFF'den yapılan bir açıklama var. Merkez Hakem Kurulu başkan üyeleri belirlendi diye. Bakın. Üyelere bakın. Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu. Hatırlayanlar, bak şu Orhan Erdemir'i, İsmet Arzumanı falan hatırlayanlar çok iyi bilir. Yani Galatasaray'ın o 4 sene üst üste şampiyon yapıldığı senelerde yani baya aktif faal isimlerden de. Şimdi neyse daha başka şeyleri de söyleriz de. Şimdi Sabri Çelik kimdir? Ferhat Gündoğdu'dan boşalan MHK başkanlığı görevine gelen isim. Daha önce iki kez aynı görevi yürüten Bülent Yavuz ve Hilmi Ok başkanlığındaki MHK'larda üye olarak görev yaptı. Ve oluşturduğu ekip 16 Haziran'da yapılacak TFF olağanüstü genel kuruluna dek MHK'yı yönetecek. Yani 16 Haziran'a kadar. Yani o zaman iyi yönetecekler ki 16 Haziran'da devam edelim diye. Bu genel kurulda seçilecek TFF başkanı yeni bir MHK oluşturacak. Sabri Çelik ilk olarak 2004-2005 arasında MHK başkan olmuştu. 63 yaşında eski hakim 2019 yılında yaklaşık 5 ay bu görevi üstlenmişti diyor. Şimdi İrfancan Atakan saldırı raporunu düzenleyen kişi hani kamera kayıtlarındaki o olmayan saldırı e, bunu rapora yazan gözlemci Orhan Erdemir o da listede. Yani yeni MHK'ya girmiş. Şimdi 2018-19'da Rize'de Galatasaray'ı şampiyon yapan hakemlerin başındaydı kendisi. Ki o dönem ikinci yarı dediğim gibi Fatih 8'de kapanır, 18'de demişti. Ve inanılmaz şekilde Sabri Çelik göreve geldi. Galatasaray son şampiyonunu Sabri Çelik sayesinde aldı diyenler çoğunluktan. Yani hakemliğinin de nasıl olduğunu sosyal medyada görüyorsunuzdur. Muhtemelen Fatih Terim soluğu Florya'da almıştır. Ya da Galatasaray başkanı olmak isteyenlerin sayısı birden birdenbire artacaktır. Dediğimiz anda Sabri Çelik'ten ilk icraat geldi arkadaşlar. Tahmin edin ne yaptı? Çok da zor değil. 8 Mart iptali. 8 Mart. Hocam 8 Mart dedi ki Dünya Kadınlar Günü. Hocam Dünya Kadınlar Günü mü iptal etti? E aynen. Dünya Kadınlar Günü iptal etti. Bundan sonra o gün Dünya Ersanlar Günü olarak kutlanacak. Ersan başlar. Ersan başlar diye herkes elinde şeyle taşıyacak. Bankatlar taşıyacak. Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik'in ilk icraatı Cüneyt İt Çakır, Fırat Aydınus'un da aralarında bulunduğu 12 hakemi yeniden Süper Lig listesine dahil etmek oldu. İlginç değil mi? Çok ilginç. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni Başkanı Sabri Çelik yönetiminde yeni MHK ilk toplantısını gerçekleştirdi. 12 hakeme yeniden Süper Lig maçı verilmesine yönetimde oy birliği ile karar verildi. Yani bir kişi bile bozmamış. Nasıl bozsun? 8 Mart'ta klasmana düşürülen ve maç verilmeyeceği açıklanan 12 hakem daha sonra tahkim kuruluna gitmiş ve kararı bozdurmuştu. Buna rağmen Ferhat Gündoğdu liderliğindeki MHK hakemlere maç vermeme kararının arkasında durmuştu. Şimdi bu hakemler maç alamadılar ya. Farkında mısınız bilmiyorum. Ya farkında mısınız bilmiyorum. Hani ligin son 5 haftası diyebilirim. Değil mi? Ligin son 5 haftası. 5 maçlık periyot diyebilirim. Şimdi ligin son 5 maçlık periyoduna bakıyorum. Trabzonspor'un 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. Fenerbahçe 5'te 5. Beş. Konya 2 mağlubiyet, 3 3 galibiyet. Başakşehir 2 mağlubiyet, 2 galibiyet, 1 beraberlik. Adana Demir 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik. Alanya 3 mağlubiyet, 2 galibiyet. Beşiktaş 1 mağlubiyet, 3 beraberlik, 1 e galibiyet. Antalya 5'te 5 beş galibiyet. Hani Şöyle mimli takımlara falan bakıyor. Mesela Göztepe 5'te 0 ki oynadı top malum. Yeni Malatya 5'te 0 oynadı top malum. Rize 5'te 2 mağlubiyet, 2 galibiyet, bir beraberlik. Altay 3 mağlubiyet, bir galibiyet, bir beraberlik ki Altay'ın da oynadığı futbol ortada. Yani hakemler değiştikten sonraki 5 maçlık periyot çok enteresan şeylere gebeydi. Ee, ama tabii ortada oynanan oyun vesaire vesaire vesaire. Murat Sancak onun da bomba açıklamaları var. Birileri Türk futbolunu karıştırıyor demiş. Türk futbolu mikserlendi. Yani karışma ne kelime ki? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak TV 100 canlı yayında açıklamalarda bulunmuş. Ee, bu arada bir şey söyleyeceğim. Adana Demirspor'un bu haftaki rakibine baktım. Trabzonspor'la oynuyor. Bu açıklamalardan dolayı umarım canlı yakmazlar Adana Demirspor'un. Çünkü çok ilginç cümleler var. Bakın çok tuhaf cümleler var. Hani Trabzonspor açısından demiyorum canlı yakma. Çünkü e, ee, işin içine FETÖ'yü METÖ'yü de karıştırmış. Ben okuyayım da kararı siz verin. Beşiktaş maçından sonra yaptığım açıklamayı lütfen tekrar dinleyin. Orada diyorum ki Sayın MHK Başkanım, Sayın Federasyon Başkanım içinizdeki FETÖ'cüleri temizleyin dedim. İçinizdeki FETÖ'cüleri. Bu FETÖ'cü gibi bir sözüm olmadı. Yani bir şahıs göstermedim diyor. Bu kurumlarda FETÖ'cü varken orada mı yok dedim. Federasyon beni savcılığa vermiş. Orada iftira atmışım gibi. İfademin alınmasını talep etmiş federasyon. iftira söz konusu olamaz. Çünkü isim verilmemiş. Sadece yorum yapılmış. Mesela aslında Türk içindeki ince krizleri temizlemek diyor. Mesela aslında Türk futbol içindeki ince krizleri temizlemek. Bir şey söyleyeceğim. İsim verilmemiş. iftira şeyimi, ifadem alamazlar diyorsunuz ama alırlar. Yani burası Türkiye. Dikkat edin kime şey yapacağınıza. Ya birileri gücü kullanıp alabilirler. Dikkat etmenizde fayda var. Maalesef Nihat Başkanımızı kaybettik. Öldü mü? Ha şey istifa etti pardon. Aslında Nihat Başkan'a karşı cephe açması gereken biriyim. 175 gün, 421 gün ceza almış. En son 90 gün ceza almış biri olarak başkasının Başkan'ın karşısında durmam gerekirdi. Ama ben dürüstlüğüne inandığım için hatta istifa ettiği gün arkasından gittim ve yapma dedim. Bilmiyorum artık Akdeniz'deki, Mersin'deki falan limanlar mı geldi aklına ne geldi. Onu rica ettim. Maalesef kararından döndüremedik. Netice itibariyle federasyona, federasyon başkanı gitti. MHK 5 hafta daha dayanabilirdi. Erken gittiler. Öldüler mi? Ha şey istifa Bu ligin bitirilmesi gerekiyor. 13 hakem diyorsunuz ama toplam 31 tane hakem var. Kulüpler Birliği toplantısında giden hakemlerin kulüpleri ilgilendirmemesi lazım. Kulüplerin işi hakemlerle olmaması lazım. Bu görev federasyonudur. Görev alanına girmemek lazım. Evet. Bombalar geliyor. Şu hakem gitsin, bu hakem gelsin diye bizim serzenişte bulunmamız lazım. Ben başkan olmadan önce de maçları izlediğimde itiraz etmeyen başkan yoktu. MHK federasyon bir karar almış. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bunun vebali onların boynunda. Haksızlık mı yapılmış? Bizi ilgilendirmiyor dedim. Gelin biz bu işe karışmayalım dedim. Benim açıklamalarımdan sonra temizlik yapıldı. Öyle bir durum yok. O da doğru değil. Bu hazırlık önceden yapılmış zaten diyor. Yerseniz. Güney it çakıra gitsin diye itiraz etmem normal şartlarda. Niye itiraz edeyim? Benim iki tane maçımı yönetmiş. Ben 6 puan almışım. Beştaş maçında görev alan orta hakemi, var hakemi görev almaya devam ediyor. Demek ki benim sözlerimden sonra temizlik yapılmış değil diyor. Eee Önemli olan niyet diyor. Güney İt, Çakır ve Fırat, Aydınus ikisine de çok saygı duyuyorum. Diğerlerini de tanıyorum. Benim ismim üzerinden hiçbir iddiam ve söylemem olmadı. Ee, hani hakemler hakemlerle ilgili kulüpler olarak yorum yapmamamız lazım diyor. Yani kurumsallaşması lazım. Destek olmamız lazım genç hakemler. Hata yapabilirler, hatasız kul olmaz. Ama önemli olan niyet demiş katılıyorum. Ee, tek arzum işlerin doğru yürümesi diyor. Mesela Beşiktaş maçını hatırlayın. <laughs> Aynı pozisyonların birinde vara gidiyor, diğerinde gitmiyor. Gökhan in penaltısı var. Var çağırıyor. Hakem gitmiyor. 90 artı 4'teki golümüzde offside olma şansı yok. Kaleci görüyor topu. Atlıyor. Kurtarmaya çalışıyor. Parmakları değiyor. O gol iptal edildi. Ben bunların üzerinde durmuyorum. Bir hafta sonra Beşiktaş maçının 4. hakemi Gaziantep maçına verildi. Orada bile itiraz etmedim. Şu hakemi istemiyorum diye falan filan diyor. Birilerinin elleri varsa bu işlerin içinde o elleri koparmak lazım diyor. Katılıyorum. Birileri müdahale ediyorsa onları da engellemek lazım. Katılıyorum. İhale sürecine girdik. Yayın ihale sürecinde geçen yıl aldığımız paranın altında teklif yapılıyor. El birliğiyle Türk futbolunu nasıl kalkındıracağız ona bakmamız lazım. Gerekiyorsa kulüpleri toplamak lazım diyor. Türk futbolu iyi gitmiyor. Hani birileri karıştırıyor. Devletin bu benim işim değil ama devletin savcılığın işi diyor. Hiçbir ülkede böyle bir kriz yaşadınız mı? Federasyon yok, başkanı yok, MHK yok. Hakemler içinde çeteleşme var deniyor. Bunlar söyle, bunlar ben söylemiyorum. Bu işin içinde FETÖ'cüler yok mu? Belki üstü kapatıldı. Hocalarda da vardır, hakemlerde de vardır diyor. Üç takım daha gelecek ne olacak? Her sene küme düşürülme kalkarsa vay halimize. Alttan da 3 takım gelecekse ne olacak? Zaten lig önce 19 sonra 18'e inecek kararı var. Siz UEFA'nın baskısını biliyorsunuz değil mi? Bilmiyor musunuz? UEFA yok ki sizin liginiz 18 bile fazla. Yani 18 mı 16'ya düşün diyor. Bu arada Ali Koç ve Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt bugün bir görüşme gerçekleştirmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim. Bizim ülkemizde çok şikeler yapıldı. Hani şike yapan futbolcunun başka ülkeye gidip de şey yaptığı da olmadı değil. Bizim ülkede çok şikeler oldu. Ya yani şikeci damgası yiyen futbolcular oldu. Araştırın bakın. Araştırın bakın arkadaşlar. Sadece ben bilmiyorum. Yani ee, daha çok şey var. Şimdi başlığa şey yazacaktım. Bordo mavi şike yansıdı. İşte e, tapeler ortaya çıktı falan diye. Gerçekten de böyle bir olay var. Tapeler ortaya çıkmış bordo mavi şike. Ee, İspanya'nın Bordo Mavi takımı Barcelona'nın Kaptanı Pique ile Federasyon başkanları arasında tapeler ortaya çıkıyor İşte maç Suudi Arabistan'da olsun süper kupa maçı i̇şte Real Madrid'de falan sövüyor ediyor Bak bizde olsaydı ilginç bir şey olurdu Bizde olsaydı çok ilginç şeyler olurdu Yer yerinden oynadı Hiçbir şey de olmaz Yalnız ben şunu söyleyeyim Federasyona güveniyor musunuz Bak şöyle yapalım Ben büyük bir iddiada bulunuyorum bütün takımların taraftarları adına bir yorum yapayım. Bütün takımların taraftarları adına, hepsinin adına. <laughs> Bütün takımların taraftarları adına. 2021-2022 sezonu temiz bir sezon mudur? Yani sıralama adil midir? TFF MHK Başkanı istifa etmesi falan normal midir? Hayır. %80 8, %90 hayırdır. Bu sezon normal değil. Peki, hatta %88'in de üstüne çıkar. Peki Trabzonspor kalan maçlarını kaybetse Fenerbahçe şampiyon olsa bu sezon adil midir? %99 adil değildir. Hocam Fenerbahçeliler adildir demeyecek mi? Fenerbahçeliler Fener şampiyon olmuş olmamış önemli değil konular için. Doğruyu konuşurlar. Doğruyu konuşurlar. Ya doğruyu konuşurlar arkadaşlar. Bu sezon benim gözümde, ya yani benim gözümde değil, herkesin gözünde diyeyim. Sadece ben kendimi baz almayayım. Benim gözümde adil değildir. Kimsenin gözünde de adil değildir bu kadar olay olması normal değil. Bak ben hep aynı şeyleri savunuyorum. Yine söylüyorum. 2010-2011 sezonu Yargıtay kararıyla da kesinleşmiştir. Kumpasla şike iftirası atılmak istenmiş bir sezondur. Şampiyonu Fenerbahçe'dir. Aksini iddia edene benim uğraşacak bir durumum yok. Devletin uğraşması lazım. Yargıtay'ın uğraşması lazım. Mahkemelerin uğraşması lazım. Benim değil. Arkadaş Yargıtay bu kararı vermiş. Siz ne hayırdır ne konuşuyorsunuz diye. Mesela PKK terör örgütüdür. Kayıtlarda var mı? Birisi yok dese ne yaparlar? Üstüne çökerler. Değil mi? Yani anladığım kadarıyla. Ya da işte Star TV ulusal bir kanaldır. Hayır devletin kanaldır deseniz. Devlet size hayırdır sen bize iftira mı atıyorsun? Şimdi 2012-2011'den birileri hep kendi takımını şampiyon ilan ettiler falan. Ama Allah'tan da bir yani tokat yediler. Şimdi 2021-2022 sezonu. Kim ne derse desin vicdanlarda şikeli sezon. Tanımlanabilecek bir sezon değil mi? Sonsuza kadar Şikeli sezon diye tanımlanabilecek. Hiçbir sezonda TFF Başkanı, MHK Başkanı, üyeleri istifa etmemiş. 15'e yakın hakem adil karar veremiyorlar diye ihraç edilmemiş. O hakemler gittikten sonra gülü e oynaya giden takımlar bu kadar mağlubiyet, bu kadar puan kaybı yaşamamış. İlginç. Senaryoyu değiştirim dediğim gibi Fenerbahçe şampiyon olsa şikeli sezon ilan edilecek. Diyor diye FETÖcü savcı. Eğer geçen sene Bursa şampiyon olmasaydı, Fener olsaydı operasyonu geçen sene yapacaktık diyordu. Yani 2010-2011 şekerliymiş ama 2009-2010 sezonunda yapacakmış. Şimdi şampiyon Konya olsun. Değiştirelim. Yine Şikeli denilecek mi? Denilecek. Ahmet Çalı falan falan kimse umurunda olmayacak. Ha, duyar kastıları da oradan şampiyon ol denilecek. Ben şunu söyleyeyim. Bu sezon şampiyon takım sonsuza kadar Şikeli sezonda şaibe yapmış. Şaibeli sezonda şampiyon olmuş. Damgasını yiyecek. Günahların takımı ilan edilecek. Hakemlerin takımı başka şeylerin takımı denilecek. Bu ülkede futbol bozuk. Hocam ama adamlarında oynadığı top var. Evet çok iyi oynadıkları maçlar var. Katılıyorum. Çok oynadıkları maçlar var. Katılıyorum. İstediği kadar oynasın. 2010-2011 sezonu Fenerbahçe kanırta kanırta oynadı ya. Ya Fenerbahçe aslan kesiliyordu takımlar. Şimdi doğruya doğru konuşalım ya. Karabük kalecesine bir bakın. 61 numaralı kaleciye. Ya Trabzon maçında elini melini çeker gibi hareketlerde bulunuyor. Değişik değişik hareketlerde. Fenerbahçe maçında 90 artı küsürde gidip gol arıyordu ya. Yani düşünün, buca maçı mesela, buca Trabzon maçı, buca Fenerbahçe maçı, İki maçı da alın özetini izleyin. Sizce hangisi şikeli? Elinizde Kur'an-ı Kerim'e basılı olarak dursun, öyle yemin edin. Deyin ki Kur'an-ı Kerim'in üstüne yemin ediyorum, şu maç şikelidir deyin. Hadi bakalım, Allah'tan mı olacaksınız, Kur'an'dan mı olacaksınız, doğruyu mu konuşacaksınız? Buyurun, İki maçın özetini de alın, sadece özetini alın ya, maçı izlemeyin. İşte Emenike Fener'e karşı oynamadı Şike'dir. Tamam yine Kur'an-ı Kerim'in üstüne elinizi basın. Aynı Emenike Trabzon'a karşı da oynamadı. O zaman Fener'e karşı Şike yaptı, Trabzon'a karşı yapmadı mı oluyor? Ne oluyor? Tapeler, bilmem şunlar, bunlar. Vay yavrum vay. Onu da 500 kere konuştuk ama anlayana konuştuk. Ben şunu söyleyeyim. Şike yapanın da, yaptıranın da, yapmayıp yaptı diyenin de Allah, yani bunların hepsine iftira atanı da Allah bildiği gibi yapsın. Ben bunların böylelerini Allah'a havale ediyorum. Takımsa takım, şahıssa şahıs. Bu duaya amin diyemiyorsanız günahların takımının taraftarısınız. Sizin takımınız günahların takımıdır. Sizin takımınız şikecidir. Siz de şikeci takımın taraftarısınız. Bu duaya amin diyemiyorsanız sizin takımınız külliyen şikecidir. Yeryüzünün en pislik takımıdır. Kabul mü? Ben, bence kabul. Ben diyorum kim şike yaptıysa, yapıyorsa ya da yapmayana şike yaptı diye iftira ediyorsa Allah bildiği gibi yapsın diyorum. Ya buna amin diyemiyorsanız kıvırmayın. Bak, tabet dua ediyor, insanları bedduaya duaya alıştırıyor. Kıvırmayın. Çıkın açık açık söyleyin. Açık açık söyleyin. Neyse son olarak Fenerbahçe'nin özel maçta konu Şaktar Donetsk. Fenerbahçe Şaktar eski de e, biliyorsunuz barış temalı bir müsabakaya çıkacak e, ve global tur kapsamında Salı günü yani bugün. Ukrayna ekibiyle saat 17.00'de maçımız var. Maç müsabaka, Ülke Stadyumunda Şükrü Sarıçoğlu Spor Kompleksinde oynanacak ve TV8 ekranlarından naklen şifresiz yayınlanacak. Siz izlemek istiyorsanız Selçuk Spor'dan da izleyebilirsiniz. İsmail Kartal'ın bu maçta İshak Vural'ı az da olsa oynatması bekleniliyor. Yani bu beklenti yüksek. Arda Güler'in oynaması bekleniliyor. Elde edilecek gelir. Savaş mağduru kişiler için kullanılacak. Ben şeyi merak ediyorum. Maç 17'de değil de 20-30'dan sonra yapılsa daha iyi olmaz mıydı? Hani iftar, oruç, Ramazan... Yani herkes oruç tutmak zorunda değil kabul ediyorum ama... Hani e, oruca riayet edilseydi daha güzel olmaz mıydı? Daha çok kitle gelmez miydi? Hani sadece naçizane fikrim yanlış anlaşılmasın. E, keşke öyle olsaydı. Bir de şunu söyleyeyim. Hani savaş mağduru çocuklar falan filan... E, bu çok kimsenin umurunda olmazdı açıkçası ya yani... Çok kimsenin umurunda olmaz derken. Niye? Ya İsrail Filistin'e etmedik şeyi bırakmıyor. Orada Doğu Türkistan'ın yani başına gelmeyen kalmıyor. Avrupa Müslümanlara işkence olunca alkış ya da sesini kesiyor. Sonra şöyle oldu böyle oldu. Savaşın her türlüsü pislik. Pisi pisine gidiyor Rus askerleri. Pisi pisine gidiyor Ukrayna askerleri. Ya ortada hiçbir şey yok. Ulan çöktük. Petrolünüze çökecek. Çakacak verdim biz satacağız falan. Yok ki bir şey yok ortada. Yani ortada bir ham madde yok. Ne bileyim bir ganimet yok, bir gelir yok. Boşu boşuna pisi pisine savaşıyorlar. Pisi pisine. Ya savaşlar şu an hani şu andan sonra savaşlar pisi pisine. Bana kalsa sınırlar kalksın. Sınır olmasın. Gerçi bizim ülkeye sınır yok. Ya yani birçok şey geliyor yani. Birleşmiş Milletler gibi olduk maşallah. Birçok kişi şikayet ediyor ama e, çoğunun işine geliyor. Yani böyle bir durum var arkadaşlar ortada. Allah sonumuzu hayır etsin. Şimdi bu kadar konuşmamdan ne anlamanız lazım? Şunu anlamanız lazım. Bakalım Sabri Çelik hani 18 Haziran'a kadar görevdedir ya. Şu 5 maçı mahvedecekler mi? Yoksa başka bir şey mi olacak? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.